Selahattin Kekuvat tarafından yapılmıştır. Oradaki zaviye yerleştirildiği sırada da oradaki yaşayan insanlara sosyal görevlerde bulunmaya başlamış Edebali Hazretleri Kızıbala Hatun'la beraber. Bu görevler nelerdir? Yoksul insanlara yardımcı olmak, kol kanaat gelmek, zayıfın karnını doyurmak gibi çok önemli sosyal görevler bunlar. Ve burası 1299'da Osmanlı Devleti'nin asil kurucusu Osman Gazi tarafından ele geçirince Edebali Hazretleri'nin dergahı bulunduğumuz alana, buraya taşınmış ve 1299'dan 1326 yılına kadar olan ki dönemde de yaklaşık 27 senesini Edebali Hazretleri burada geçirmiş. Uludere Köyü'nde yerine getirdiği sosyal görevini artık burada geçirmeye başlamış. Tabii ki daha geniş kapsamlı. Yıl 1326 Edebali Hazretleri vefat etmiş. Söylediğim tarihlere bakacak olursanız 1206-1326. Buraya taşındığı tarih? Yani 1299 dönemlerinde buraya gelmiş. 1326 yılında burada vefat yani etmiş. Kesin olan kayıtlara göre 120 senelik bir ömür yaşamış aslında Edebali Hazretleri. Hikmetine bakar mısınız? Normalde ilk zamanlarda peygamberlerde 900 yaşına kadar yaşayanlar var. Yani evet. Hikmetli olan insanların Allah-u Teala'nın sevdiği kişiler aslında bu kadar uzun ömür yaşamış. Edebali Hazretleri de bunlardan birisidir. 1326 yılında burada vefat etmiş. Kabrinin bulunduğu yer, yaşadığı dönemlerde bir mescit alanı. Yani namaz kıldığı bölüm. Vefat etmeden önce damadı Osman Gazi bir vasiyette, bir istekte bulunuyor. Evlat, ben vefat ettiğim zaman beni namaz kıldığım yere, alnımda secde değdiği yere defnet isteğinde bulunmuş. Ve vefat ettikten sonra da damadı Osman Gazi tarafından Edebali Hazretleri namaz kıldığı alnının secdeye değdiği yere vasiyeti üzerine Osman Gazi tarafından defnedilmiştir. Gördüğünüz